Merhabalar, Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık poğaça tarifim var. Hemen mayalı hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Yarım paket yaş maya kullanıyorum. Yaş maya yoksa bir yemek kaşığı ya da küçük bir paket kuru maya da kullanabilirsiniz. Şöyle yaş mayayı elimle parçalıyorum. Ama yaş maya her zaman daha güzel sonuç veriyor poğaçalarda. 2 su bardağı süt kullanıyorum. Sütümüz ılık olsun. İkinciyi de ilave ettim. 1 su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 2 tane yumurta kullanacağım. Sarısını üzeri için, beyazını da hamura ilave ediyorum. Burada 3 yemek kaşığı dolusu toz şeker var. Onu ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı size fazla gelmesin. Çok güzel oluyor. İyice bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra un ilave edeceğim artık. Hemen şöyle 1 su bardağını ilave edip 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum üzerine. Önce spatula ile karıştıracağım. Daha sonra elimle, tabii daha un ilave edeceğiz. Çok yumuşak bir hamur yapacağız. Şimdi hamuru artık elimle yoğuruyorum. 5,5 su bardağı un ilave ettim. Bakın elimize yapışıyor ama daha fazla un ilave etmeyeceğim. Bunu yoğurmaya çalışacağım. Yoğurdukça elinizi bırakacaktır. Çünkü çok yumuşak bir hamur yapacağız. Hamuru iyice yoğurdum. Hamurun üzerini kapatacağım. Bir streçle veya kapağıyla kapatın. Şöyle yarım saat, 45 dakika, yani vaktiniz varsa 1 saatte güzelce mayalandı. Ama üzerini mutlaka kapatalım. Hamur çok güzel mayalandı. Hatta şurada küçük bir açıklık bulup oradan taşmış bile. Şöyle ben 1 saat kadar mayalandırdım. Hamurumuz çok yumuşak olduğu için hafif elimize yapışabilir. O yüzden yanıma çok az yağ aldım. Öncelikle şöyle bir hamur mayanın kokusunun gitmesi için bir havasını alıyorum. Çok güzel yumuşacık bir hamur. Şimdi poğaçayı büyüklüğü size kalmış. Ne kadar büyük olmasını istiyorsanız öyle küçük küçük bezelere ayırabilirsiniz. Şöyle öncelikle alacağım. İstediğimiz boyutta yapalım. Şöyle ben mandalina büyüklüğünde yapıyorum. Öncesinde buraya bir hazırlayacağım. Daha sonra şekil vereceğim. Nasıl yapıyorum derseniz de şöyle avucumun ortasına alıyorum. Bunu yerde de yapabilirsiniz. Böyle yapacağım. Hamurların hepsini böyle bezeledim. Şimdi ilk yaptığım hamurdan alıyorum. Ben arası için beyaz peynir kullanacağım. Şurada hemen şekil vermek için kendime bir yer açıyorum. Hatta şurayı alalım, orası karışmasın. Her zaman için ilk yaptığınız bezeden başlayın. İster yuvarlak, isterseniz uzun şekilde şekil verebilirsiniz. Beyaz peynir kullanıyorum ben ama isterseniz zeytin, patates, ne arzu ediyorsanız onu kullanabilirsiniz arasında. Ben poğaçada bu şekli çok beğeniyorum. Öyle yapıyorum. Tepsiye diziyorum. Çok güzel olmuş hamurun dokusu. Yumuşacık. Hava sıcak olursa da çok güzel mayaya geliyor. Pofuduk pofuduk oldu. Böyle hepsine şekil verdim. Şimdi 15-20 dakika tepsi mayası verdireceğim. Daha sonra üzerine ayırdığım yumurta sarısını sürerek pişireceğim. Ben de bu arada bir 10 dakika sonra fırınımı açacağım. 200 derecede önceden ısıtacağım. Poğaçayı beklettim. Bakın çok güzel kabardı. Şimdi 2 tane yumurta sarısı vardı. Şu kalan yağı üzerine koydum. Bir tatlı kaşığı kadardı. Yumurta böyle daha parlak oluyor. İyice çırpıp hamurun üzerine süreceğim ama dikkatli sürelim. Mayasını indirmeden böyle yavaşça. Çok bastırmayın ki hemen kabarcıklar inmesin. Fırını da açtım. 200 derecede önceden ısınıyor. Poğaça gibi, börek gibi hamur işlerini 200 derecede pişirelim. Yumurta sarısını sürdükten sonra isterseniz boş bırakın, isterseniz
Susam atabilirsiniz, çörek otu atabilirsiniz. Ben şöyle birazını susam, birazını da çörek otu atacağım. Şunları da boş bırakırım diye düşündüm. Şimdi poğaçaları fırına koyacağım. Güzelce kızarıncaya kadar fırında tutacağım. Poğaçayı fırından çıkardıktan sonra bir bez kapattım. 5 dakika kadar böyle üzeri kapalı bir şekilde kaldı. Bakın poğaçalar yumuşacık oldu, pamuk gibi. Çok güzel kabardı. Şimdi göstereceğim sizlere. Altı da güzel kızardı. Pamuk gibi. Şöyle. Çok güzel, mis gibi kokuyor. Ve çok kolaylıkla da yapabilirsiniz. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videoları beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarif size dener ve beğenirsiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.